Merhabalar, bugün Kalsin'i eleştirmeyeceğim ama onun Banklot açılışındaki partneri Hikaru Nakamura'dan bahsedeceğim. Ve bu arada daha önce de belirttiğim gibi satranç dersleri kanalımız açıldı. Bu kanalda ağırlıklı olarak güzel oyunlar göstermeye çalışıyorum ama takipçilerin satranç dersi talebi vardı. Satranç dersleri kanalı da bu talebi karşılamaya yönelik olacak. Açıklama kısmında ve ilk yorumda kanalın linkini atacağım. Katılırsanız, takip ederseniz sevinirim. Şimdi göstereceğim oyun 2010 yılında oynanmış Nakamura'nın satrançılık döneminden. Niye öyle diyorum? Çünkü e, anladığım kadarıyla ve söylediği gibi Nakamura artık kendini bir satrançı değil ama bir yayıncı, Twitch yayıncısı, YouTube yayıncısı olarak görüyor. E, öte yandan Karsen dünya şampiyonu. Biz bekliyoruz ki buna yakışır bir şekilde hareket etsin. Tabii yine aman bizi eğlendirdi güldürdü diyenleri bir kenara koyuyorum. Fazla ciddiye almıyorum çünkü o tarzda konuşanlar zaten satrancı basit bir oyun bir güldürü aracı olarak görüyor. Şimdi gelelim Nakamura'nın satrançılık döneminden oynadığı güzel bir oyuna. Yani günümüzde amacı sadece eğlendirmek ama zamanında ciddi işlerde yapıyormuş. Oyun 2010 yılında Bursa'da Dünya Takımlar Şampiyonası'nda oynanmış. Bu arada zamanında Türkiye'de de büyük organizasyonlar yapılıyordu. Son yıllarda hiç göremiyoruz açıkçası. Rakibi Boris Gelfand yani Gelfand da muazzam bir adam. O sırada bu oyun oynandığı sırada 2761 elosu var. Nakamura ise 2708 eleğe ya sahip. Yani bundan 11 yıl öncesi Nakamura yeni yeni parlamaya başlamış. Daha doğrusu en üst düzey için mücadele etmeye başlamış durumda. Gelfand D4 sürüyor ki Gelfand da biliyorsunuz Anant'la dünya şampiyonluğu maçı yapmıştı ama kaybetmişti. At F6 C4 G6 At C3 Fil G7 E4'le 4 beyazlar 3/yürü merkeze getirdi ve merkezi ele geçirdi bir anlamda ve siyahlar Şahin savunmasına girmiş durumda. Son zamanlarda Şahin savunmasının bu varyantı ile ilgili pek çok oyun gösterdim. Gerçekten de keyifli konumlar oluşuyor. At F3 rok sonrasında beyazlar Fil E2 oynuyor ana devamlı olup ve siyahlar nihayet E5'e piyon getirip merkezde beyazları sorguluyor. Ne yapacak beyazlar? Beyazlar hemen debes sürmek istemiyor. Çünkü A5 ata altıdan sonra siyahların ileride F5 sürme fikri de var. Siyahlar iyi şanslar elde ediyor. Beyazlar diyor ki ben rok atayım. Sen ne zaman ki atçı altı yapacaksın ki siyahların amacı illa bunu sürsün diye beklemek, sürdürtmek. Atçı altı ile bunu zorlayınca beyazlar şimdi D5 oynuyor. At A7'den sonra beyazlar At D2 oynuyor. Bir diğer hamle atı E1'e çekmekte. Onunla ilgili örnekler de var. Beyazların fikri daha önce de söylediğimiz gibi at E8 sonrasında B4 yapıp vezir kanından saldırmak, burayı parçalamak ve özellikle siyahların C8 filini ortadan kaldırmak ve vezir kanından dalmak. Ama öte yandan siyahlar da F5 ile şah kanından hızlıca yükleniyor. C5 yapıyor beyazlar. Ee, şimdi dikkat. Burada evet piyonlarla ilerlemek istiyoruz ama F4 muazzam konumsal bir hata olurdu. Çünkü fil G4 ile beyazlar bakın çakılı piyonlarla aynı renkte kendi kötü filinden kurtulurdu. Siyahın fili G7'deki kötü fili G7'deki kötü fil C8'deki fil iyiydi. Kötü ve iyi filin değişilmesi sonucunda beyazlar konumsal olarak neredeyse kazanç duruma geçerdi. O yüzden Nakamura haklı olarak ki bunlar zaten teorik at F6 yapıyor. E4 piyonuna yüklenmek istiyor. Beyazlar at 4 yapmak istediği için E4'ü E4'ün savunmasını bırakmak istemiyor. O yüzden f 3te orayı sağlamlaştırınca siyahlar da F4 ile yoluna devam ediyor. At C4 yapınca G5 kılıçlar çekildi. Beyaz A4 geliyor. Siyah at G6 ile taşlarını şahkanla yığmaya başlıyor. Fil A3 ve fikir b 5 ile filin desteğiyle, atın desteğiyle, piyon desteğiyle D6'ya 3 kuvvetle yüklenmek siyah kale f manevrasını yapıyor. B5 gelince şimdi siyahlar eğer h 5 ile devam ederse ki oyunda DC5 yapıyor. h 5 yaparsa beyazlar B6 ile burayı tamamen yıkıyor ve hızlı olan beyazlardır. Bakın beyazlar vezir kanında yıkım yarattı. Ama siyahlar henüz şah kanadından konumu açmaya yaklaşamadı bile. Dolayısıyla D alır C5 hamlesi gerekli bir hamle. Beyazların atağını yavaşlatmak için. Yoksa normalde zayıf olduğumuz kanatta piyon hamleleri yapmak istemeyiz. Fil alır C5 yapınca şimdi Nakamura H5 ile şah kanadında piyon fırtınasını başlatmaya devam ediyor. Bu klasik yaklaşımdır. şah saldırırken iki yöntem uygularız. Ya aletlerle doğrudan mat etmek için uğraşırız ya da piyon fırtınasıyla önce piyonları ilerletir. Rakip şu an öndeki piyonları zayıflatır veya azaltır ve son darbeyi aletlerle vurmaya çalışırız. Buradaki yöntem ikincisi piyon fırtınası geliyor. Şimdi beyazlar vezir kanlı parçalamak için abes sürüyor. G4 hamlesi geliyor ve B6 ile beyaz diyor ki vezir kandan önce ben geldim. B6'ya siyahların cevabı da vezir kanını kurcalamak değil ama g 3 de o da dişlerini şah kanadından gösteriyor. Sen geldiysen ben de şah kanadından geldim. Üstelik sen benim vezir kanadımın peşindesin ama ben seni mat etmenin peşindeyim. Yani sen kalemi de kazanabilirsin, filmi de kazanabilirsin hatta vezirimi de kazanabilirsin. Ama mat olduktan sonra bunun önemi yok. Vezirimi, vezirimi de kazanabilirsin derken bilmiyorum belki bu oyunda da görebiliriz. Şimdi beyazlar şaş bir yapıyor. Burada dikkatli olmalı. Öncelikle şuna bakalım. B alır A7 yapsa ne olurdu? Piyon kazansa. At D7 yapıyor siyahlar. Fili istedi. Beyaz fili kaçınca vezir 4 geliyor. Vezir h mat istedi. Beyazların H3 yapması lazım. Ve şimdi at F6 geliyor. Ne yaparsa yapsın beyazlar. Yani herhangi bir savunma kaleye bir yapsın diyelim. Fil alır h3, g alır h3, vezir alır h3'ten sonra vezir h2, f2, mata çare yoktur. İşte böyle yıkıcı bir fikirle geliyor g3 hamlesi. Beyazlar hemen h3 yaparsa ne olur burayı kapatırsa bu sefer hamleye bakın hemen fil alır h3. Hiç bekleme falan yok. Çünkü g alır h3'e vezir c8 yapıyor, vezir d7 de olabilirdi. De. h3 piyonunu istiyor. Aynı mat gelecek başına. Aşık'iden şah g2 yaparsa ataş 4 imdadı yetiştiriyor. Şah g1 vezir alır şuştan sonra bu sefer iki yerden mat istiyor ve konum kayıptır. Geriye dönelim. Yani işler bu kadar ama bu kadar ciddi durumda g3'ten sonra. Beyazlar h 1 yapmış. Çok mantıklı. Çünkü e, siyah g alır aşık yapınca bu piyon kurşun geçirmez bir piyon. Rakibin piyonlu kendini savunmak için kullanacak. Yani beyazların h piyonu siyahlar alabilir ama kendi piyonunu alamaz. O yüzden G alır h uygun değil. Beyazların bir şekilde vezir H4 gelip H3 sürdürtüp fil alır H3 yapması lazım ama nasıl olacak bu? Siyah fil F8 yapıyor. Şimdi çok dikkatli olmalı beyazlar. Eğer burada fil alır F8 yaparsa hamleye bakın. Şimdi at alır E4 ünlem. At alır E4 yapınca şimdi vezir H4 geliyor. H3 yapınca fil alır H3 ve tipik mata gidiyor. Peki bu durumda bu durumda fil F8 oynadı ya. Niye hemen at alır E4 yapmıyor diye sorabilirsiniz. Yani at alır E4'e vezir H4 gel. İşte burada fil G1 hamlesi devreye giriyor. H2'yi koruyor. G alır H2 yaparsa fil F2 ve benim kurşun geçirmez piyonum hala yani beyazların kurşun geçirmez piyonu hala beyazları korumaya devam ediyor. Atak bitmiştir. Burada mat edemediğiniz zaman vezir kanadından yıkım da kaçınılmaz oluyor ki zaten burada bir at feda etmişti. İşte oyuna dönersek filfe 8 çok dikkatli olmalı beyazlar d6 yapıyor. Fili değiştiği anda kaybediyordu. D6'ya AB6 yapmış Nakamura ve beyaz Filini gebre çekiyor. Buradan e, matı bir şekilde engellemesi gerektiğini hissediyor. Ve burada şimdi ataş 4 ile Nakamura hücuma devam ediyor. Tehdit büyük. Eğer e, şimdi diyelim A B 6 yaptığı anda burada fil H3 hamlesi var. G alır e, bu minik piyon G2 ile mat eder. Bunlar şahin savunması oynayanlar için tipik fikirler. Beyazlar da kale E1 yapıp finine F1 karesini açıyor. Fil h fil F1 yapıp savunacak. Nakamura burada durmuyor. Artık geri dönüş yok. Bakın yani vezir kanadı parçalanmak üzere CD6'ya at B6 vesaire var. At alır G2 yapıyor. Şah kanadını dağıtan bir hamle. At alır G2'ye. Burada e, beyazlar da D alır C7 oynayıp vezir istiyor. Peki soru şu. Eğer beyazlar şah alır G2 yapsaydı ne vardı? Kale G7'den sonra siyahların çok ama çok kuvvetli bir hata var. Bir de vezir D7 gelip vezir A3 gelme fikri var. E, örneğin aş G3 yaparsa kale alır G3 bir seçenek. Ama bir de Gelfand'ın vezir D7 ile uğraşması lazım. Burada savunma varsa bile çok ama çok zor. Dolayısıyla Gelfand e, at fedasını kabul etmeyip D alır C ile veziri istiyor. Veziri veya kaleyi saldırıdan uzaklaştırma düşüncesinde. Ama işte bu noktada Nakamura çok ama çok kuvvetli bir feda yapıyor. videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ne demiştik? Siyahlar mat etmek için her şeyi ama her şeyi verebilir. Nakamura'nın hamlesi düşündüyseniz at alır e bir ünlem. Sen veziri al diyor. Ne demiştik? Veziri bile verebilir. Veziri alıp ikinci vezir çıkıyor. Yani iki veziri fedası gibi. Ama heyhat yani G2 ile mat var. Satrançta en önemli şey şah güvenliği. İsterseniz tüm dünya taş fazla olun. Mat olduktan sonra gerisinin hiç ama hiç önemi yok. Gel fant. Burada Vezir alır. E1 yapıyor. Şimdi Nakamura'nın durmaya niyeti yok. G2 ünlem. Şah G2 mecburi. Kale G7 Şah. Şah H1. Bu arada bakın. Tabii Şah çekerek geldi ama hala burada bir durum var. Vezir istekte ve burada da Nakamura çok kuvvetli hamle yapıyor. Yine düşünebilirsiniz. Düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Yine karşı saldırı hamlesi. Fil H3 Veziri yine bırakıyor. Cd8 vezire. Fil g2 mat geliyor bu sefer. Yine g2 karesinden mat. Filin g1'deki konumu beyaz şahın sıkışık konumu bu matı sağlıyor. Şimdi şah bir fil fil aşıştan sonra bakın bu da ikinci vezir fedasıydı. Şimdi beyazlar fil f1 yapıyor ve g2'yi tutuyor bir şekilde ama bunda Kamura'nın sert hamleler yapmasına engel değil. Yine patlayıcı nitelikte bir hamle yapıyor. Evet yine düşünebilirsiniz. Yani hamleler gerçekten çok güzel. Dediğim gibi Nakamura'nın kendini satranççı hissettiği dönemlerden bu oyun. Şimdiki gibi komedyenlik yapmadığı dönemden bir oyun. Hamle Vezir D3 çift ünlem. Güzelliğe bakın. Fil alır D3 yaparsa Fil G2 mat var. Fil alır H3 yaparsa Vezir F3, fil G2, vezir alır G2, mat var. Temalar arka arkaya geliyor. Yani taşlar havada uçuşuyor. Fil boştayken bir de veziri koyuyor. Veziri al istersen diyor. Burada artık e, göçmüş e, Gelfand at alır E5 yapıyor. Buna dördüncü vezir fedas diyelim. Yine veziri bırakıyor. Çünkü gördüğünüz gibi at alır D3'e. Bu temadan öyle bir tema yakaladı ki. Nakamura sürekli onu işliyor. Fil, fil G2 mat var. Dolayısıyla fil febre, vezir alır. F1 yapmış. Vezir alır c 3ten sonra. Artık kazanç konumunda Nakamura. Atı kaçmak yerine kale C1 yapıyor. Vezir E5'e C8 vezir çıkıyor. Ama kale C8, kale C8 vezir E6'dan sonra terk ediyor. Çünkü alet fazla. E örneğin kale, kaleyi bir yere kaçarsa B alır A5 ve dünya taşla kazanır. E, eğer gidip de kaleyi tutarsa bu sefer yine meşhur G2 karesi ve F3 başa dert olacak oyun yine biterdi. Nakamura'dan güzel bir oyun. Umarım beğenmişsiniz. Bu arada duyurusunu yapmayı unuttum. Satranç dersleri kanalında yeni kanalımda e, ağırlıklı olarak satranç dersleri gösteriyorum. O kanalı da beklerim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanal, o kanala da bu kanala da abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Satranç dersinin linkine. Kanalın linkini de aşağıya bırakacağım.